Karadeniz'de sular ısınıyor. Rusya tahıl koridoru anlaşmasını durdurduktan sonra şimdi de Karadeniz'de tatbikata başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, donanma güçlerinin Karadeniz'de gemilerin geçişine geçici olarak kapatılan belli bir alanını izole etme ve bu uygulamayı ihlal eden geminin alıkonulmasını içeren bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Rusya tahıl koridoru anlaşmasını durdurduktan sonra Zelenski, Rusya olmadan da tahıl koridorunun açık kalabileceğini iddia etmişti. Bunun üzerine Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri yük taşıyıcısı olarak değerlendirileceğini açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Ukrayna'da Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin askeri kargo taşıyıcısı olarak kabul edilebileceği uyarısında bulundu. Rus donanmasının Karadeniz'deki tatbikatı bu açıklamanın ardından geldi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, savaş gemilerinin Karadeniz'in kuzeybatısında bir tatbikat gerçekleştirdiğini ve söz konusu tatbikat sırasında Karadeniz'deki belli bir alanın gemi geçişlerine kapatılması halinde bu alanın izole edilmesi ve buna uymayan olası bir geminin alıkonulması senaryosunun çalışıldığını kaydetti. Tatbikat sırasında Ivanovets savaş gemisinin hedef gemiyi seyir füzeleriyle vurduğu belirtildi.